Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir günün videosu ile daha karşınızdayım. Yazlıkta olduğum için çok sık video çekemiyormuş şu sıralar. Kusura bakmayın. Ama çekebildiğim kadar çekmeye çalışıyorum. Teknik analiz videolarının serisine devam edeceğim. Burada pek yapamıyorum. Dönünce belki devam edeceğim. Olmadı, buradan da devam etmeye çalışacağım arkadaşlar. Evet, şimdi bugün dün biliyorsunuz Amerikan borsası kapalıydı, tatildi. Bugün açılış olacak. Bizim borsamız ne durumda diye bakarsak, bizim borsa gördüğünüz gibi bildiklere gelmişti. Tehlikeli yerlere geldi diye uyarmıştım. Burada bir ikili dip yaptı. Burada bir yeşil yaktı. Sonra bir doji yaktı. Bir yeşil yaktı. Şu an gene bir doji. Sonra gene bir yeşil. O şekilde gidebilirse, şu 1440'ları bir aşabilirsek sonunda, bir de biliyorsunuz şurada aşamadığımız sürekli bir ikili tepe var. Burayı aşabilirsek zaten öne açılacak da işte burayı aşmak mesele. Şu an bir de tabii tatil girdi araya. İnsanlar kapanma bittikten sonra artık bu işleri hani evde oturup herkes bu işe sarmıştı. Şimdi o tayfa bu işi biraz bıraktı. Onlar da bırakınca, ilgi de biraz azalınca, borsa da aşağıya doğru gidince, zaten hacmimiz çok düşük bizim, borsamızın, BIST'in hacmimiz iyice düştü arkadaşlar. Olsun, eninde sonunda gene gelecektir hacim, gene yatırımcılar gene gelecektir, bu şirketler batmadı, illa bir yerden dönecek. Ama keşke hiç buralara gelmeseydik arkadaşlar, bunu her zaman söyledik. Boş yere buralara kadar geldik ama yapacak bir şey yok. Bu M dediğim formasyonu yaptı. Şimdi inşallah M'nin altından şu geri sekişi yaşıyoruzlar arkadaşlar. Burada iki önemli nokta var. Bir, şurayı patlatabilmek. İlk hedef burayı patlatmak. İkinci hedef de işte o ikili tepeyi, yani M'nin tepesini patlatmak. En azından şu birinci hedef bir gelse biraz rahatlarız. Sonra ikinci hedefe doğru konuşuruz arkadaşlar. Biz de durumumuz bu. Şu an çok küçük, böyle kafa kafaya doji, işte gene dojimsi duruyor. Bir gün öncesinin, yani cuma günün dojisi gibi bir doji. Bakalım kapanışa doğru buralarda kalacak mıyız? Yoksa yukarı veya aşağı oynayacak mıyız arkadaşlar? Bunu göreceğiz. Bitcoin'i çok soruyorsunuz. Bitcoin şu günler çok tehlikeli. Acayip hareketler yapıyor. Gördüğünüz gibi müthiş testereye girdi. Zaten burada da acayip bir testeredeydi. O testerede işte işi bilirseniz çok güzel para kazanırsınız. Ama bilmezseniz de çok feci para kaybedersiniz arkadaşlar. Çünkü şöyle gördüğünüz gibi o kadar çok kanal oluştu ki burada. Yani çiz kanaldan kanala geçiş yapıyor BTC. Gördüğünüz gibi bu ne zaman, işte bu 19 Mayıs civarından beri, o işte büyük kırmızı mumdan sonra başladı bu testere hareketi. Bir aşağı bir yukarı işte, yok yükselecek yükselecek, burası dip, hop oradan kafasına vuruyorlar, sonra düşüyor, ha işte burası dip, hop yukarı gidiyor, sonra bir daha kafaya, bir daha yukarı, bir daha kafaya. Bu arada insanlar, dikkat ederseniz, 2 gün yeşil, 2 gün kırmızı, 2 gün yeşil, 2 gün kırmızı, 3 gün kırmızı, 2 gün yeşil. Öyle uyutuyorlar burada. Çok pis bir ortama dönüştü. Çok tehlikeli bir ortama dönüştü. Spot'tan her zaman diyorum, kesinlikle mal almayın. Bunu ben hala bir borsa olarak görmüyorum. Yani bir blockchain teknolojisini borsaya dönüştürmeye çalıştılar. Böyle olmaz tabii. Borsanın mantığına uymuyor. Yani bir, o zaman herkes kafasına göre bir borsa kursun, yani bir teknoloji geliştiren borsa kursun, teknoloji geliştiren borsa kursun. Böyle bir şey olur mu arkadaşlar? Böyle bir şey olmaz. Bir şeyin borsa olabilmesi için bir kere bir denetim kurulunun olması şart. Yani kafasına göre adamın bir tanesi tweet atıyor, uçuyor. Böyle bir şey olur mu? Şimdi mesela bizde siz öyle bir hareket yapabiliyor musunuz? Yapamıyorsunuz. Ne giriyor? Devre kesici giriyor. Amerika'da öyle bir hareket yapabiliyor musunuz? Yapamıyorsunuz. Ne devreye giriyor? Hisse halt oluyor arkadaşlar. Yani orada SEC var. Bizde SPK var. Yani her bir borsanın bir denetim kuruluşu vardır, bir denetçisi vardır. Bu işte sizler gibi insanları korumak için, küçük yatırımcıyı bu tür şeylerden korumak için bir denetim kurulu olur. Bir yasaklama sistemi olur, bir ceza sistemi olur, bir sigorta sistemi olur. Hiçbiri yok.
Yani o yüzden böyle bir şey, borsa benim gözümde borsa değil bu yani. Borsa olamaz, böyle bir şey borsa olamaz. Blockchain çok güzel bir teknoloji. Bunu teknoloji olarak değerlendirin yani. Bu borsaya çevirmek kimin aklı, nereden yani? Bu nereden çıkmış ben hala anlamadım. Niye çıkmış onu da anlamadım. Tamamen insanları işte küçük yatırımcının elindeki parayı almaya kurulu bir sistem oluşturmuşlar. İşte giderken gidiyor 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 diye bakkaldan çakkala kadar herkese aldırdılar. Ondan sonra çat diye verdiler buradan. Millet perişan oldu. Neden? Çünkü işte şu yüzden arkadaşlar. Bir denetim kurulu yok. Arkasında bir güvence yok. Sigorta yok. Vergi sistemi yok. Yani böyle hiçbir şeyin olmadığı bir yerde spottan mal almak yani deli cesaretinin 100 katı falan gibi bir şey diye düşünüyorum ben yani. Yani bu tamamen bilmeyen insanlarımızı kandırılan bir sistem. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada kandırıldığına, dolandırıldığına inanıyorum bu insanların. Ama ne yapılabilir? Buradan çok güzel karlar da çıkarılabiliyor. Bizim yaptığımız gibi gir çıklarla kesinlikle malda kalmadan en fazla 15 dakikalık grafiklerle işlem yaparak en çok tavsiye ettiğim de aslında bu 15 dakikalık grafik çok güzel kazandırır. Bunlarla güzel para kazanabilirsiniz. Ama gidip spot'tan mal almayın. Görüyorsunuz işte şuradan alırsınız gidiyor diye tak aldığınız yere geri gelir. Bir daha buradan dip dersiniz alırsınız gider tak aldığınız yere geri gelir. Yerinizde sayarsınız moraliniz bozulur. İşte bir düşüyor bir çıkıyor. Yani kafanız karışır iyicene. Hele bu işlerde yeniyseniz hiç psikolojiniz kaldırmaz arkadaşlar bu Bitcoin mevzusunu. O yüzden Bitcoin'de yeniyseniz kesinlikle hele hiç spot'a falan bulaşmayın. Onun haricinde de çok dikkatli olun arkadaşlar. Onun haricinde işte dolar ne durumda? Dolar ufak ufak baskılanıyor ama hala dolar için yükseliş trendi durdu diyemeyiz arkadaşlar. Dolar için bunu dememiz için yani ne yazık ki faizlerin artırılması gerekiyor. Ama hükümet faizleri indirme yönünde devam ediyor ve enflasyon oranları açıklandı işte. Enflasyon oranlarından da anlayacağınız gibi bu iş öyle o kadar basit olmayacak. Şu an için dolarda yükseliş trendi durdu veya baskılandı diyemiyoruz ne yazık ki arkadaşlar. Dolar şu an yükseliş trendinde. Dediğim gibi sıkı önlemler alınmadığı sürece bu doları aşağı indirmek çok zor. Yani böyle bir iki swap anlaşması ile birkaç ülkeyle falan çözülecek iş değil o arkadaşlar. Yani turist, yaz dönemi, işte dolar girişi bunlar çok önemli ülkemiz için. Ama bu işte pandemi yüzünden bu son senelerde bunlar da gerçekleşmeyince ciddi ölçüde darbe yedik. Çok ciddi aslında bir plan gerekiyor bu doları aşağı çekmek için. Ama o plan güzel işlerken ne yazık ki bozuldu. Şuralara kadar düştü dolar. Tekrar nereye geldi arkadaşlar? Yani bunun için çok fazla söyleyecek bir şey yok. İşte altında da bir sürü olaylar oldu biliyorsunuz. Geri çakıldı. Burada bir trend yakalamıştı. Güzel gidiyordu. Ondan sonra çakıldı. Şimdi bir toparlama yapıyor gibi. Yani tekrar bir yükseliş trendine girebilmesi için şuradaki yani şu bayrağı bir tamamlaması lazım. En kötü şurayı bir kırmasını görmemiz lazım arkadaşlar. Yani şu an trade etmek isteyen, altını trade etmek isteyen arkadaşların hedefi öncelikle şu ara olmalı. İşte gördüğünüz gibi burada da bir boşluk var. Bu arayı trade edebilirsiniz. Bu ara beni tatmin etmez arkadaşım diyorsanız o zaman şurayı kırmasını bekleyeceksiniz arkadaşlar. Ama orayı kırdıktan sonra önünde bir de burası var falan derken bakalım altını oralara götürttürebilecekler mi? Ama uzun vadede illaki gelecektir de hani kısa vadede parasını hani altında değerlendirmek isteyenler biraz düşünsün. Kısa vadede çok fazla kazandırmayabilir ama uzun vadede illaki bir yerlere gelecektir altın arkadaşlar. İşte borsamızı konuştuk, Bitcoin'i konuştuk, altını, doları konuştuk. Yani işte şeyi konuşalım. Amerikan borsasını görüyorsunuz. Açıklamalardan sonra, piyasanın sakinleşmesinden sonra, işte Fed'in de açıklamaları en erken faiz artının 2022 yılında olacağını söylemesinden sonra gene görüyorsunuz roket oldu. Yani işte şurada şöyle çok güzel bir roket geldi. Yani biraz volüm çok fazla yok. Görüyorsunuz volüm biraz dalgalı.
Yani şöyle neydi bizim kuralımız? Yükselen bir volüm olması lazım yeşillerin. O gerçekleşmedi ama gene de rekorlar kırdı ve ilerledi arkadaşlar. Nasdaq da aynısını yaptı. Rekor kıra kıra ilerliyor ki bu dönemde teknoloji ve growth sektörü S&P 500'e göre çok daha büyük atılım yaptı ve çok daha büyük yüzde artışı yaptı. Yani şu dipten, şu ikili dipten, yani benim işte o şu W formasyonu vardı şurada. Orayı bir patlattı. Uçtu gitti arkadaşlar. Yani şu dipten ölçersek, yani rastgele ölçüyorum. %13 civarları gitmiş. Ama SPY'ın S&P'nin rallisi %5 civarında olmuş. İşte dediğim gibi ikisi de rallisini yapmaya devam ediyor. Tüm zamanların en yüksek değerlerine gidiyorlar. Ama growth sektörü çok güzel bir atılım yaptı. Çünkü neden? Çünkü acayip düşmüştü. Çok aşırı düşmüştü. Olmayacak değerlere gelmişti. Yani arttan bakabilirsiniz growth sektörünün ne durumda olduğunu. Arkı daha önce konuşmuştuk işte. Onun üstünde yorumlar yapmıştık. Ark çok feci. Cathie Wood'un ETF'i çok kötü çakılmıştı. Ama onun ETF'inin grafiği zaten growth sektörünün nereden nerelere tekrar geldiğini gösterir. Hani en kötü, hiç o işlerden anlamıyorsanız, popüler hisselerden biri olan NIO'ya bakabilirsiniz. NIO'dan bile aynı şeyi görürsünüz. Grafik zaten artılan aynı neredeyse, görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sektörel olduğu için bunlar, işte gördüğünüz gibi NIO'da durum bu. Çok ciddi ralliler yaptılar. İşte EV sektörü olsun, işte diğer sektörler olsun, 3D yazıcılar, EV sektörü, işte şarj istasyonları, araba firmaları, bunların hepsi çok kötü dipler görmüştü. Hepsi toparlandı. İşte benim gözdelerimden biri PLTR, o bile yani bayağı bir toparlandı. Şuralardan geldi. İşte bakarsak o da %58'in üstünde bir toparlanma yaşamış arkadaşlar. %50 çok büyük rakam yani. Yani işte bu hisseler değerli hisseler. Bunlar çöp hisseler değiller. Bu firmalar çöp firmalar değiller. İlla bir yerden tepki gelecekti. Tepki derken tabii ki tepki üyelerim bilir. Beni takip eden arkadaşlar bilir. Tepki kelimesine birazcık karşı olduğumu. Buradan alışlar gelince tekrar belli bir seviyeye geldi. Birkaç gün satış yedi. Tabii bu kadar kar alınma, bunların bir karlarını satacak ki karını alacak, cebine koyacak. Tekrar ben böyle bir dalgalanmayla tekrar yükseliş trendinin devam edeceğini düşünüyorum. Yani bu all time high'lar 44'ler 45'ler benim için çok düşük rakamlar PLTR için. Benim PLTR sektöre girdiğinden beri ki hedefim 100 dolar zaten. Ama illa gelecek. Buna belki sene sonunda gelecektir. Belki bir sene sonra gelecektir. Ama PLTR'nin bunları başaracağına inanıyorum arkadaşlar. İşte bugün listede gene klasik AMC ne oldu diye soranlar var. AMC, Ape'ler çok güzel tutuyorlar. Yani gördüğünüz gibi şurada Ape'ler, yani kendilerine Ape diyorlar onlar. Bu Ape'ler burada bunu tutmaya devam ettiği sürece bu illa bir kere daha patlayacak arkadaşlar. Çünkü marjinlerin süresi de olacak. Marjinlerin süresi de olunca o marjin shortlayan arkadaşlar kapatmak zorunda kalacak. Bu illa bir yerde gidecek. Çünkü şimdi insanlar ellerindeki hisseleri tutarlarsa, satmazlarsa aşağıya düşecek bir şey kalmıyor. Yeni gelen insanların, alıcılarla birlikte bu yukarı gitmek zorunda kalacak arkadaşlar. Çünkü shortlayacak daha fazla adam kalmadı. Shortlayacaklar shortladı zaten. Alacaklar da aldı. Şu an tek hedef o alanları korkutup sattırmak. Alanlar bu sefer de korkmuşa benzemiyor. Bunu daha önce de söylemiştim. Bu sefer satmayacaklar gibi duruyor. Öyle olunca bu hissenin zaten buralarda durması bile o hedge fonları batırmaya yeter arkadaşlar. İşte bir önceki ay, geçen ay Alfa yakalamıştık. Ondan sonra da şimdi de Marine söyledim üyelerimize. Marine'de yakaladık. Bunlarla buralarda giriş yaptım ben. İşte ya şurada ya şurada giriş yaptım.
Şu an market öncesi pre-market'te 24'leri görmüş durumda. Gene başarılı bir hisse yakaladık. Yani işte şu 6 mı 7 mi o civarlardan girmiştim. Şimdi hatırlamıyorum. Gördüğünüz 237 görmüşüz arkadaşlar. Yani işte bunları yakalamak istiyorsanız, bunları kaçırmak istemiyorsanız, kanala hala üye değilseniz zaten Discord'a mutlaka katılın. O üyelikle ilgili bir şey değil. WhatsApp gibi bir program arkadaşlar. Onu kuracaksınız. Oradan beni takip edebilirsiniz. Orada aktifim. Ama Gold üye olursanız bunları da işte yakalarsınız arkadaşlar. Yani bunu böyle Türkiye'de BIST'te veya herhangi başka bir MT'de falan böyle bir hareket 4 günde böyle bir kazanç bulamazsınız. Amerika'da bulabilirsiniz. Beni takip ederseniz de bunları daha kolay bulursunuz arkadaşlar. Evet, bugün için konuşacaklarım bunlar arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.